Lan mı ne vardı onunla bir tane attın? Bebek yokuşundan mı ne bir yerde vurmuş? Yok vurmadım ya, şey vurduk da frenim patladı bebek yokuşunda. Ama o çok acayip bir olay. Niye niye ölmediniz diye bir salak soru soramayacağım da bebek yokuşu dediğiniz bayağı yokuş. Nasıl? Ama nereye ciddi, patladınız yani? Ya şimdi o arabanın orijinal parçaları tabii bulamamıştık o dönemde. Ford Transit minibüslerin fren sistemini koymuşlar. Ya bu ne oğlum? Yani. Bayağı uyumuş. Olarak ama hidrolik. Halbuki onlarda hidrolik falan yok. Eski arabalarda falan hidrolik çok sonradan çıkan. Öyle bir topladık ama kullandık da 3-5 gün yani oraya gitmeden eve. Önde arkadaşım oturuyor Mehmet. Arkada da bu abrakadabra derlerdi. Sihirbazlık yapardı bu sinemalarda. Mage'miniz ha. Sihirbaz. Sihirbaz. Onun oğlu vardı Murat. O da yanımızda. Bir ben de geleyim dedi. Tamam dedik. İşte biz bak ben de geleyim dediğinde ağzını oynatmış. Bak detaya bak. Onun oğlu vardı Murat. Bak. O da yanımızda. Bir ben de geleyim dedi. Tamam dedik. Çok i̇şte iyi. Şeye gidiyoruz. Annem de o zaman Yalova'da. Bak onun da bir hikayesi var. Annem de o gece bizi rüyasında görüyor. Bak şimdi dinliyor, gülüyordu. Kızlarımızlar gidiyormuşuz bir yerlere. Hadi bir kadın rüyası ha. Hep ama bir kızlarla bir yere gidilir. Ha, biz de hakikaten kızlara gidiyorduk falan. kesin gidilmiş bu arada. Anne. Ondan sonra anne sabah uyanıyor. Ulan rüyasını böyle görünce diyor ki inşallah diyor eğer öyle bir şey varsa ayağı kırılsın diyor. İşin enteresan tarafını anlatayım. Biz hakikaten o akşam o bebek yokuşundan inerken ayağımı şöyle bir frene attım. Hakikaten ya, böyle, tamam mı? Ben dedim, oğlum siz çok süper adamlarsınız ya valla. Herhalde bunu pompalamak lazım. Çünkü o frenleri eskiden böyle pompalayıp tutardı. Lan tutmuyor. Bir de böyle bir viraj var orada. Bilirler bebek yokuşunu bilenler. O tam o virajın ortasında küçük bir röfüş gibi bir şey var. Tam karşısında da bir ev var yani. Sıralı da evler var böyle. Kocaman da bir şey var. Garaj kapısı gibi ama gözümü oraya kestirdim. Çünkü o virajı alırsam zaten tak, ya devrileceğiz. Ben röfüşün sol tarafına kaçtım. Yani bana göre ters tarafa kaçtım ki duvarı kestirdim. Yani duvara kapıya vurayım diye. Duvara vurayım diye. Tabii yani kapıya işte o karşıdaki kapı ama kestiremedim. Ben dedim ya Allah çocuk dedim fren tutmuyor. Mehmet dedi ki abi ya İbo saçmalama vallahi tutmuyor dedim. Saçmalama ne lan ya. Şaka yapma İbo. Yani şaka yapıyorum zannetti falan. Şimdi o çok iyi ya. Açık. Böyle de bir bar demir var böyle. Koruma demirleri. Koruma yani demiri. Murat da onu tutuyormuş yani. Hani ben öyle değil şey onu tutmuş yani. Kendini başka tutacak da bir yer yok tabii hani. Dedim ki karşı duvara vuracağım dedim. Dedim ki vuracağım. Ciddi mi mitli mi demeye kaldı. Biz kapıya geldik. Vuracağım lan ciddi mi? Vurdum. Bak sana yemin ediyorum. Kaboruyu biz bir giydirdik. Mehmet kendini kurtardı. Ben de direksiyonu tutuyorum falan. Ayağımda tabii gaz pedalım oralarda. Hani ben de kendimi tuttum ama Murat da bir boşta olduğu için Murat o demiri de bırakamamış. Bak yemin ediyorum o balfiksçiler gibi böyle kalktı geldi kapının camını. Öyle değil lan. Bu demir yerinden çıkmıyor. Sihirbaz olan demir sabitken üstünden dönüp arabanın üstüne düşüyor. Camın üstüne düştü. Tamam mı? Yazık lan adamın. Ya ne yazık adamın dili tutuldu. 3 gün konuşmadı. Harbi mi? Yemin ediyorum 3 gün konuşmadı Murat yani. Biz küstü zannettik. Biz küstü zannettik. Bizim kapı duvarına vurduğumuz bir kadıncağız çıktı. Oğlum dedi geçmiş olsun var mı bir şeyiniz dedi. Neyse dedi ki. Yürü amına koydum bombası. Araba pert oldu falan ne yapacağız edeceğiz dedik. Kadın bize bir kart attı. Ne kart attı? Çekicinin kart attı. Size de bir çekici kartı verin. Nereden bu dedik? Buraya o kadar çok vuran var ki. Ya bak, yemin ben sıra sıra veriyor muyum o kartı? Evet o çekici oraya şeyi bırakmış. Kart bırakmış. Altı abla buraya vuranları yönlendirme. Bak sana yemin ediyorum. Neyse işte çok da vallahi değil böyle bir yarım saat sonra falan çekiciyle aldı bizi. Ondan sonra biz çekiciye oturduk. Adam resmen anıyı animasyonlamış ya. Murat'a yer kalmadı. Murat'ı gene jipin arkasında. Ya onun o arabanın öyle bir öyküsü var. Çok enteresandır. Sattın mı sonra? Bak işi de nereye bağlayacağım. Bak dur bakayım. Kızımız diyordun. Annem bana beddua etti ya. Ertesi gün telefon açtım. Ne yapıyorsunuz, ediyorsunuz diye. Tuğçe ile beraber merdivenlerden inerken annen ayağa takılıyor.
ve ayağını kırıyor. Ve annen sonra itiraf etti tabii. Dedi ki böyle böyle ben de bir rüya gördüm. Beddua ettim. Bak dedim günahımı almışsın dedim. İşte Allah da sana aynen bu arada babam hep söyler her şeyde. Beddua okumayın. Döner evet. Dolaşır. Beddua sizi bulur. Beddua hoş bir şey değildir diye. Beddua hoş bir şey değil. Annem de söyler bu arada. Annem de o günden sonra öğrenmiş. Beddua'nın kötü bir şey olduğunu. Hep beni öyle aşıladılar yani o konuda. Evet, evet doğru vallahi öyle. Çok iyi ya. Ulan bir babaanne yayın yapalım. Müthiş emek vermemiş mi yalnız ya? Böyle görüntülü izleyince bir başka oluyor. Oğlum yapsana benim. Birkaç anımı yapsana birkaç anımı böyle. Çok eğlenceli olur ya. Yani tabii vaktim varsa, işim buysa yani. Babaren Prestij serisi Elren ne ya? Tukan abi şu an yeni izliyorum. Sağ dilim seviliyorsun kral. İnşallah yorumlara bakarsın sikme. Sik gibi kalmam ha. Yok kalmadım.